lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around. Searched every building and home that I found. Herkese selam arkadaşlar. Ay inanmıyorum şu an burada bu videoyu çektiğime, okul yıllarıma döndüm. Sizleri çok özledim. Uzun zaman oldu size konuşmayalı böyle oturup. Çünkü bu sene ailemden, çok sevdiğim insanlardan kayıplar yaşadım. Ülkede kadın cinayetleri, işte çocuk cinayetleri. O kadar karamsar bir yıldı ki benim için gerçekten. Mezun oldum, gelecek kaygısı falan, böyle hepsi bir aradaydı benim için. O yüzden de açıkçası video çektim. Çok fazla çektim. Çünkü gerçekten sizle böyle dertleşmeyi çok seviyorum ama o videoları sonra böyle birleştirip bir video haline getirmek istemedim. Çünkü gerçekten parça parçaydı. Hani ben olsam izlemezdim. Hep böyle empati kurarak yaklaştım. Ama şimdi biraz biraz böyle daha toparlamaya çalışıyorum. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum. O yüzden video açacağım dedim. Şimdi İstinye Park'a gidiyorum. Üniversiteden arkadaşımla buluşacağım. Böyle güzel bir gün. Ekim'in ortası olmasına rağmen hava hala yaz gibi. Trafikteyim ama. Yani İstanbul için trafik çok normal bir olay. O yüzden şaşırmıyoruz. Öyle. Şimdi ben müzik dinlemeye devam edeceğim. Arkadaşımla otururken çekmeye çalışacağım. Çünkü çok tanıdık biri bu videolarda. Neyse orada görüşürüz. Vloguma selam ver. Seni bayağıdır görmüyorlar. Beni de bayağıdır görmüyorlar. Hoş geldiniz. Sonra... Biraz yanlışım. Kaç sene oldu biz medipoli bitirelim? Medipoli mi bitirelim? İki oldu mu? Oldu. Bir bitti. Oldu. Siz geçen sene mi evlendiniz? Bana niye böyle ben yıllar oldu? Ben 1,5 sene yaşıyorum. Evet, Smeyla var. 1,90 atıyor. İşte atacağım. Biz şu an Ekim'in 11 Ekim'deyiz. Ama muhtemelen siz bunu Ocak'ta... Ocak değil, Mart'ta falan. Evet, yani ben biraz erken söyledim. Bayağı geç görebilirsiniz. Aynen. Bayağıdır çekemiyorum. Bu arada çekiyorum. Sonra unutuyorum. Belki birleşmiyor. Görürseniz de biz Ekim ayındayız. Bayağı bir geç göreceğim. Aynen. Bu sefer göreceksiniz. Çünkü YouTube'da bana mail attı. Hoşçakalın. Ben sınak atacağım. Dur, sınak konuşalım. Bye. Herkese selam. Umarım sesim güzel geliyordur, iyi geliyordur. Çünkü pencere açık. Malum İstanbul'da yaklaşık 30 derecelerdeyiz. Ve hala çok sıcak. Ben şu an ofisteyim, odamdayım. Bir yandan da çiçekleri suluyorum. Ofise yaklaşık bir haftadır falan gelmiyoruz. Birkaç çiçeğim... Maalesef ölmüş. Gösteriyorum ölen çiçeklerimi. Şu ölmüş, yani kurtulur mu? Emin değilim. Bir şeyler yapacağım. Şöyle dik bir şekilde böyle asmayı falan deneyeceğim. Ama bayağı yatmış. Neyse ki şu en sevdiğim iki çiçeğim hala okey. Yani bu çiçek yerini sevdi galiba. Böyle cama doğru döndü. Hatta şuradan böyle bir kök aldı başını gidiyor. Ne anlama geldiğini hiç bilmiyorum. Bitkilerden gerçekten hiç anlamıyorum ama bu şekilde böyle camdan bakıyor bildiğiniz. Burada yastıklar var. Orkidelerim öldü ama bir anda şöyle bitki çıkarttı. Bunun da şu çiçeklerini sökeceğim, o bitkiyle devam edeceğim. Bu direkt öldü. Ben orkide bakamıyorum. Çok zor. Onun dışında başka bir şey yok. Bunu da Tuhan'a göndermişti. Endüstriyel tasarımın arkadaşım. Onunki de böyle bayağı şenlendi. Hatta böyle yerini, yani böyle yeri dar olduğu için buraya aldım, geniş geniş büyüsün diye. Burada yastıklarım var. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi kahve yapacağım bir. Birkaç işim var bilgisayarda, onları halledeceğim. Sonra çok durmayacağım, çıkacağım. Bu da yerini sevmemiş. Bunu da buraya aldım. Odamı sevmedi. Şimdi ben kalan çiçekleri sulayacağım. Çok bir şey kalmadı zaten. Şimdi yapraklarına da böyle su sıkacağım. Onu sevdiler bence. Bunu yapmıyordum daha önceden. Sonra aldım, bir sıkayım falan dedim. İyi geldi gibi. Bunu kesin sıkıyorum. Bu yerini sevdi bence.
Şimdi şuna ne yapabilirim ona bakacağım. Dik bir çubuk dikip etrafına iple saracağım galiba. Arkadaşlar, evet, şöyle dedim bir konuşayım sizle ya. Yine vlog çektim, böyle araya bir gün girdi ama dün evden hiç çıkmadım. O yüzden hiçbir şey çekmedim. Ev halini hiçbir şey yapmadım çünkü yani içerik yok. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Yıllar sonra belki dışarıda kahvaltıya gidiyorum. Çünkü ben dışarıda kahvaltı etmeyi sevmiyorum. Çünkü genel olarak kahvaltı öğünü sevmiyorum. O yüzden böyle dışarıda gerek yok. Şimdi hazırlandım. Hava soğudu. Arkadaşlar, videonun başında hava sıcacıkken yaklaşık bunlar 2-3 gün içinde oluyor tabii. Şimdi hava bayağı soğuk. Ben buna çok mutluyum çünkü artık böyle rahat rahat üstüme trench coat giyip çıkabiliyorum. Hiç kombin yapmama bile gerek yok. Kışın en sevdiğim yanım bu. Hani her gün kombin yapmak zorunda değilsiniz. İşte bir dış giyimli aksesuar, çanta, ayakkabı, makyajla alın size kombin. Şimdi ben yüzüklerimi falan takacağım. Tırnaklarımda da hiçbir şey yok. Öyle, şimdi biz kahvaltıya gidelim. Kahvaltıda böyle ortamı çekeyim ama çok fazla çekmeyeceğim çünkü büyük ablalarla gidiyorum aslında. Teyzem, böyle annem, annemin arkadaşı, teyzemin arkadaşı. O yüzden çekmeyebilirim insanları ama belki ortamı çekelim. Seviliyorsunuz. Yatağımın dağınıklığını kusura bakmayın, kombinimi göstereceğim. Bahsettiğim bu şekilde, bu tarz böyle tek parça kombinler. Şu an çok iyi hissediyorum kendimi. Böyle her yere giderim yani. Altına bir topukluyla, çizmeyle falan. Ama şimdi ben normal spor giyeceğim. Çorabı. Pardon. Evet, şimdi geldik kahvaltı yerine. Burası Aynalık Hava Kasrı, Beyoğlu'nda. Evime yürüme mesafesiyle 5-6 dakika arası bir yer. O kadar huzurlu bir yer ki gerçekten. Kuş yuvalarıyla böyle. Daha böyle Osmanlı stili. Zaten kasır burası. Hem müze hem böyle restoranı var. Biz restoranına geldik. Öyle, çok tatlı. Yani gerçekten sabah sabah böyle ruhum beslendi. Seneler önce buraya bir proje için gelmiştim ben. Arkadaşlarım, üniversiteden arkadaşlarımla. Şuranın içini böyle yapmıştık. Keyifliydi. Ne günlerdi. Ceviz, bal ve tereyağı. Çok güzel enerjili yani. Çok güzel. Ben şunu çok seviyorum. Arkadaşlar, en son kahvaltı yapacağız dedim. Size yeri gösterdim. Sonra oradan çıktık biz. Şimdi kahvaltısını hiç beğenmedim. İçeriğinde hiçbir şey yoktu. Sonra Cihangir'e geldik. Cihangir'de bir kahvaltı evi var. Van kahvaltı evi bayağı güzeldi. Böyle Van'ın meşhur geleneksel yiyeceklerinden vardı böyle kahvaltıları. Onlardan yedik. Şimdi Cihangir sokaklarındayız. Cihangir sokaklarında yürüyoruz. Bir yandan da Madame Coco'dan bir şeyler aldım yine. Sonra buradan biraz kahve içeceğiz burada Cihangir'de. Sonra oradan Cevahir'e gideceğiz. Cevahir'den de Madame Coco'dan yine bir şeyler alacağım. Burada yoktu. Orada gözüküyordu. Öyle, bugün böyle daha salaş. Kahvaltı yaptım. Gezdim, tozdum, eğlendim. Alışveriş yapıyorum. Öyle bir gün bugün. Ama çok yoruldum. Kamerayı kapatıyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar, günü burada kapatıyorum çünkü daha fazla çekebilecek elim kalmadı. Şimdi eve çıkıyorum. Bugünlük bu kadar. Öyle. Arkadaşlar, biz geçtik. Gittiğimiz günlerde Nespresso makinesi aldık. Grand modelini aldık.
Şöyle içinden 7 tane kapsül hediyesi çıktı. Şimdi de 100 tane daha yolda hediye geliyor. Şu Sukuro diye okunuyor galiba. Bu çok güzeldi. Bu böyle daha süt tarifler içindi. Bu gördüğünüz gibi zaten renginden de belli. Bayağı şey, sert bir kahveye benziyor. Zaten şöyle intense değeri de 10 gözüküyor. Bu 9. Bu da bayağı sert bir şeye benziyor. Sonra şu 4'tü. Bunu anneme cappuccino yaptım. Bu sütlü olduğu için bunu latte yapmıştım. Merak ettiklerim var içinde. Bunda 6. Bunun 8'miş. İstanbul Espresso. Bundan bir 10 kutu daha gelecek. 10 kutu diyorum. Bir paket daha yani 10'lu. Bunu da o yüzden denesem iyi olurdu aslında. Ama olsun. Bir de Stockholm Lungo. Bunu da önermişlerdi. Bu en çok satanlarda bu mu vardı? Bir tanesi vardı da çok hatırlamıyorum. Böyle göndermişler. Bakalım diğer paketi de geldiğinde göstereceğim. Yaklaşık 10 dakikadır sizi koyacak yer arıyorum. Neyse şimdi bir dudak konması yapalım. Şuramdaki sivilcede. Sonra dışarı çıkacağım. Kargoyu bekledim ama gelmedi yani. Hani onu bekleyeceğim. Şimdi Emily'nin 217 numarasıyla çerçeve yapıyorum. Gelmiş geçmiş en iyi dudak kalemi. 203'ü bulamadığımda aldım bunu. O gün bugündür bu. Şöyle kahve tonu. Yani bayağı soğuk bir kahve. Normalde bununla ben direkt böyle gloss sürüp çıkıyorum buna. İçi böyle daha pembe. Ama şu an gloss sürecek miyim? Emin değilim. Kışın çok gloss sürmeyi sevmiyorum. Beerlys markasının ten ürünleri o kadar wow değil. Ama yani dudakta, kalemde ve dudak rujlarında inanılmazlar. Bu meeting rengi miydi? Aynen 114 meeting rengi. Yani gerçekten o kadar güzel ki. Tam bir kış. Soğuk böyle pembe tonları. Ben çok seviyorum bunu. Neyse şimdi çıkıyorum. Sonra görüşürüz. Kapımı vurdum. Arkadaşlar bir yağmur damlası düştüğü an İstanbul'un trafiği felç. Neyse şimdi geldim. Birkaç işim var. Sonra bilgisayarımı açacağım. Takılacağım. Kırmızı. Trafik. Şimdi spor çantamı hazırlayacağım. Ayakkabı. Su. Devamlı oradan alırım. Susarsam. Victoria's Secret Air Vanilla. Çok güzel kokuyor. İnanılmaz kokuyor. Şimdi ben ceketimi falan giyip koşarak çıkıyorum. Arkadaşlar ben pert. Hamlamışım var ya, o kadar zorlandım ki sporda bir şey çekmedim. Çok kötü üşüyorum ve çok sıcak dışarı çıkmak istiyorum. Guys, şu çantamı tutabilir misin? Kombinimi göstereceğim. Alışverişe geldik. Bazı tatlı olaylar oluyor onun için. Heyecanlı mısın? Benden daha heyecanlı oluyor. Vallahi pot kıracağım diye. Ne pot kıracağım ama? Ne pıkı? Max saçma sapan espri yaparsın. Ayağım takılı düşerim falan sizinle. Yok be, ben sana güvenmiyorum.
Ya seni kim öptü? Bir de öpücüklerle geziyorsun. Ayakkabı çok hoş. Tabii ben düzgün yapamadım ama çok yüksek. Galiba eleyeceğim. Arkadaşlar ben vlogu yine unuttum. Aşırı acıkmıştık, o yüzden yemeğe daldık ve tabii ki unuttuk değil mi? Ferhat beni sürekli meşgul ediyor. Mesela bir mağazaya giriyorum, ben acıktım, başım dönüyor. Karnıma bir ağrı girdi, midem bulanıyor. Bütün kozları oynuyor. O yüzden de ben hiçbir şey çekemiyorum. Vlog çekmeyi bitirdim aslında ama şöyle küçük bir dipnot geçeceğim. Ben videoyu kapatmış olurum. Videoyu da bu